Derin TV ekranlarından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Seçim 2023'te bir yayında daha sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı almasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim takvimini açıklamasıyla birlikte 14 Mayıs Pazar günü seçim yapılacak. Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Tabii bu arada milletvekili adaylarının tespitiyle ilgili de bir süreç başladı. Bu süreçle ilgili de aday adaylığı dönemini yaşıyoruz şu anda. Yoğun şekilde bu sürecek ve kısa bir süre içerisinde de bütün siyasi partiler kendilerinden aday olmak isteyen aday adaylarının tanıtım sürecindeyiz şu anda. Bizler de sizlere mümkün olduğunca geniş şekilde her siyasi görüşten, her siyasi partiden aday adayı olan insanları ekranlarınıza taşıyıp tanımanıza vesile olmaya çalışıyoruz. Bugün de bir konuğumuz var. Kendisine önce hoş geldiniz diyelim sizler adına. Sayın Murat Karagül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milliyetçi efendim. Hareket Partisi milletvekili adayı, Karabük adayı. Evet efendim. Nasılsınız Murat Teşekkür Bey? Teşekkür ederim Sait Bey, siz de iyisiniz. Bir yola çıktınız. Evet, Allah'ın izniyle. Evet. Tabii sizleri de Karabük halkı, Karabük Milliyetçi Hareket Partisi tabanı tanıyan aşağı yukarı çoğunluğu vardır ama tanımayanlar için de tanıtalım istedik. Murat Karagül kimdir, ne yapar, ne iş yapar? Buradan başlayalım. Ondan sonra da biraz böyle Karabük üzerine, seçimler üzerine sohbet edelim istedik. Peki. Murat Karagül, Karabük Yenice, Satuk Köyü doğumlu, 1978. Satuk Köyü ilköğretim ve orta öğretimi Satuk Köyü Orta Okulu'nda bitirdik. Lise yılı Karabük Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladım. Askerlik dönemimi Erzincan ve Kıbrıs'ta tamamladık. 98 yılından itibaren kereste ticaretine başladık. Yenice'de iki tane aktif faal çalışan tesislerimiz var. 2019 seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olduk ve büyük bir başarıyla seçimi kazandık. İl Genel Meclis Üyeliği görevini bu seçim sebebiyle, milletvekilliği seçimi sebebiyle görevimizden ayrıldık. Aynı zamanda Yenice Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatının teşkilat başkanı olarak da görev yapmaktaydım. Biz teşkilat olarak hazırız. Biz teşkilat olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önceki yerel seçimlerindeki başarısını bütün halkımız biliyor. Teveccühleriyle kazanmış bulunmaktayız. Evet. İl Genel Meclis Üyesi olarak 4 tane İl Genel Meclis Üyemiz var Milliyetçi Hareket Partisi'nin il genelinde. Evet. Belediyelerde Karabük, Yenice, Eski Pazar, Yortan bunları kazanmış bulunmaktayız. Sizin de bilginiz var bunlardan. İnşallah bu yerel seçimdeki başarıyı genel seçimlere taşıyarak bunu da 1-2-3 milletvekilleriyle taşlandırmak, teşkilatımıza daha başarı katmak istiyoruz. Evet. Değerli halkımızın teveccühleri tabii ki. Şimdi tabii hakikaten en son yerel seçimlere döndüğümüzde gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi müthiş bir başarı yapmıştı. Yani Yenice'yi aldı, Karabük Merkezi aldı, Eski Pazar aldı. Yani bir sürü şeyde ilçelerde ciddi bir başarı sağladı. Evet. Ve bu süreç içerisinde de çalışmalarına baktığında hiç de şey vermedi, sıkıntı vermedi. Evet. Çalışmalarını hızdan yürüttü. Bu seçimlere yansıp yansımayacağını genel seçimler şimdi merak edilen konulardan bir tanesi. Sizin iddianız olur ki 1-2-3 bir şekilde gidecek diyorsunuz. Hedefimiz ilimizde biliyorsunuz 3 milletvekili evet. Kontenjanımız var. Öyle söyleyeyim. İnşallah bizlere de bunlar nasip olacak. Zaten yereldeki seçimlerde, belediye başkanlıklarında, il genel meclis üyelerinde, belediye meclis üyelerindeki çalışmalar gayet başarılı. Halkın nezdinde takdir toplayan bir teşkilat olarak çalışıyoruz. Teşkilat yapılanmamızda da hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Gayet uyumlu. Cumhur İttifakı olarak başarılı bir yol kat ediyoruz. İnşallah bunu daha büyük başarılara imza atarak Karabük'ümüze
ilimize, ilçelere, köylere daha huzurlu bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Şimdi insanlar mesela şunu söylesek insanlar. Murat Karagül milletvekili olursa ne olur? Yani nasıl bir hizmet olur? Ne yapar? Muhakkak siz de hayal etmişsinizdir bunları böyle. Ben inşallah Allah bana bunu nasip ederse şöyle yapacağım, şunları yapacağım. Gördükleriniz vardır, eksiklerden vardır ya da yapmak istedikleriniz de var. Biraz şöyle bahseder misiniz? Şimdi Murat Karagül milletvekili olursa öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili, iki milletvekili ve üç milletvekili olması hedefinde bir yolumuz var. İnşallah buna muvaffak olacağız ve başaracağız. Bununla ilgili bizim en ufak bir şüphemiz yok. Halkımıza da güveniyoruz. Milletimizin teveccühü tabii ki nasıl olur, nasıl gelişir bununla ilgili canla başla çalışacağız. İl Genel Meclisi üyesi olmam sebebiyle zaten ilçemizde, ilimizde, diğer Safranbolu, Eflani, Eski Pazar, Ovacık gibi ilçelerimizdeki sorunlara ve oradaki başarılara, her şey sorunla ilgili değil. Bunun yanında Karabük ilimizde güzel şeyler de oluyor. Bu başarıları taçlandırarak daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Örneğin turizm, Safranbolu'da daha turizmi daha nasıl geliştirebiliriz? Yenice'de yeni bir atılım var, turizm, orman turizmini, kanyon turizmini geliştirmek. Karabük ilimizde Keltepe, kayak merkezi. Bunları geliştirmek için neler yapılabilir? Şimdi her şeye daha kötü bakmaktan ziyade daha güzel olan, ilimizde güzel olan şeyleri daha üstüne, daha nasıl yapabiliriz? Bunu Uludağ Kayak Merkezi gibi Keltepe'yi nasıl yapabiliriz? Yenice orman turizmini daha çok nasıl geliştirebiliriz? Safranbolu tarihi kentimiz, dünya kenti, dünya mirası. Bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili projelerimiz var. İnşallah aday olduğumuz süreçte bunu gündeme getireceğiz. Başarılı bir şekilde ilimizi daha üst seviyelere getireceğiz. Karabük Üniversitesi oldukça başarılı bir üniversite. Bu üniversitenin gelişmesi konusunda, daha eğitimin arttırılması konusunda nasıl bir çalışma yapılabilir? Bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapacağız. İnşallah muvaffak olacağız. Karabük'ümüzü daha üst seviyelere taşıyacağız inşallah. İnsanlar vekillerine dokunmak istiyor. Ulaşmak istiyor. Murat Karagül dokunulabilir ve ulaşılabilir bir vekil olacak mı? Murat Karagül'ün iş yeri zaten Yenice ilçesinde, bilindiği üzere. Zaten burada ikamet ediyorum. Evet. Yani Murat Karagül, milletvekili Murat Karagül, boş zaman demeyeyim de, Ankara'da olmasının dışındaki bütün zamanlarını Karabük ve ilçelerinde geçirecektir. Evet. Peki milletvekili süreniz içerisinde inşallah Allah nasip ederse bunları proje döneminde anlatacaksınız belki ama biz belki bir böyle bir tüyo almak bağlamında kafanızda böyle hit projeleriniz var mı? Ben şunu da bunları şu ana kadar yapılmadı şunu da yapacağım şunu da yapacağım dediniz. Böyle hayaliniz olan projeleriniz var mı? Dediğim gibi Karabük ilçeleriyle birlikte göç veren. Şu anda açıklayasınız diye söylemiyorum ama böyle hayalleriniz var mı? Böyle projeleriniz var mı? Var. Kurmuşsunuzdur değil mi bu hayalleri? Biz zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nden 9 Işık doktriniyle teşkilatın içerisinde yetişen Karabük'ün bir evladıyız. Burada rahmetli Türkeş'imizin söylediği gibi 9 Işık'ın köycülük Köykent projesi adı altında evet. Projesi rahmetli başbuğumuzun yıllar öncesinde vardı 9 Işık doktrininde. Köykent projesi var. Bununla ilgili yakın zamanda biliyorsunuz sel ve depremle ilgili özellikle şehit olan ailelerimize, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza gani geri rahmet diliyorum. Bununla ilgili zaten köylere dönüş başlayacak. Biz Karabük olarak yaşlı nüfusu barındıran bir iliz. Bu bağlamda köyleri geliştirmek, İl Genel Meclis üyesi olmam hasebiyle oradaki başarıları ve oradaki eksikleri de haliyle daha çok hakimim. Bunları çözüm noktasında köylere dönüş olarak demeyeyim de köyleri geliştirme projesi adı altında bir tane tüyo verebilirim.
Evet. Tabii çok erken olduğu için biz sizi bu konuda zorlamıyoruz. Ama eminim şunu da demişsinizdir hayatınızın süreci içerisinde. Böyle illaki her şey toz pembe gitmiyor insanın hayatı içerisinde. Bazen aksilikler de oluyor. Gördüğünüz aksilikler. Ya artık ben vekil olmalıyım kardeşim. Ben vekil olsam bunu da çözerim. Dediğiniz şeyler muhakkak olmuştur değil mi? Evet. Yani tabii bunları bu projede aday olduğunuzda, adaylığınız açıklandığında nasip olursa bunları da alacağız sizden. Şimdi şurada sizin gördüğünüz kameranız var. Sizin kameranız. Karşınızda da Milliyetçi Hareket Partisi, öncelikle karar verecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi ve tabanı var. Tabii ki. Bu insanlara ne söylemek istersiniz? Kameranıza bakarak oradaki insanlara ne söylemek istersiniz? Milliyetçi Hareket Partisi her şeyden önce bir yani normal bir ne diyeyim diğer partiler gibi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hiyerarşisi vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ülküsü vardır. Nedir bu ülküsü? Vatan, millet, devlet hiyerarşisiyle çalışan, bunlarla ilgili çalışmaların neticesinde verim alacak bir vekil seçmek ister. Buna da bugün itibariyle 6 tane milletvekili aday adayımız var. Kardeşlerimiz, abilerimiz var. Bunlarla ilgili hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Benim için Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında çıkmış her kardeşim değerlidir. Aynı zihniyetle, aynı düşünceyle hareket edecek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında başarılara taç katarak daha da taçlandıracak ve bizim onurumuz olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz konuklarımızın en azından aday adaylığı sürecinde kısa kısa tanıtılmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle size davet ettik. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Konuk oldunuz. Başarılar diliyoruz. Bu arada yarın akşam artık ilk oruca kalkacağız değil mi? Evet. Ramazan'la başlıyoruz. Evet. Bu vesileyle bir şeyler de söylemek ister misiniz? Mübarek Ramazan ayımız inşallah. Bugün de Nevruz bayramı biliyorsunuz zaten. Nevruz sebebiyle bu seçimlerin de bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Ramazan ayının da huzur ve huşu içerisinde bütün halkımın geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah Ramazan bayramına da sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşuruz. Yine bayramlaşırız inşallah diyorum. Teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet sevgili dostlar. Bugün de konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili aday adayı Sayın Murat Karagül'dü. Adaylık süreci kısa, aday adaylığı süreci kısa. Bu kısa süre içerisinde işte en azından sizlere ekranlarınıza taşımayı, kısa da olsa kendilerini anlatmayı imkanını sağlamaya çalışıyoruz. Sizlerin de tanımanıza vesile olmaya çalışıyoruz. Doğal olarak aday adaylığı süreci olduğu için biz adaylara hadi şu projenle bunları anlat diyemiyoruz, demiyoruz. Adaylık netleştikten sonra bunları soracağız. Şimdilik hoşça kalın. Biz de kalmaya devam edin.